neden olur ve nasıl tedavi edilir? Evet, varız neden olur? Hı hı. Nasıl tedavi edilir? Şimdi kişinin bacaklarında çok yoğun bir toplar damar var. Evet. Bunlara ven denir kısaca. Hı hı. Venler, yani toplar damarlar, vücuttaki kirli kanı toplarken kanın geri kaçmaması için damarlarda ventil gibi kapakçıklar var. Hı hı. Bu kapakçıklar görevini yapamazsa yavaş yavaş, zamanla, hemen değil, damarlarda sertleşme nedeniyle, yanlış beslenmeden, evet, işte alkol, sigara, fast food tarzı beslenme, spor yapmama, hareketsiz, yanlış kahve beslenmeden, tüketimi falan da bunu içerir aşırı mi? Aşırı kahve zaten kısırlığa sebep olur, tehlikeli, iyi değil. Aman aman, aman aman diyoruz. Klinik bitkiler 5 ana kategoriye ayrılır. 1- Klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler, %100 ispat edilen. Evet. 2- Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler. 3- Aromaterapide kullanılan bitkiler. 4- Homopatide. 5- Halk arasında kullanılan bitkiler. Hı hı. Mesela at kestanesi. Şu at kestanesi varizle, venözle ilgili olduğu için ona, evet, değiniyoruz. At kestanesinin şu dış kabuğu, dikenli dışarısı böyle. Evet. Böyle daldan düşüreyim derken kafama düştü, kafamı arattı. Acıtır değil mi? Bayağı dikenli. Daldan yüksek yerden düşüreyim derken. Şimdi bu dış kabuğundan çıkarıyoruz. Bunun bir de iç kabuğu var. Çok serttir. Bak şöyle. İnsanın dişini kırar. Çok sert. Evet. O. Kırılmasın dişiniz o halde. Bunun içerisindeki tohum rendelenir, kurutulur. Bunda mesela at kestanesi sirkesi yapılır. At kestanesi sirkesi. Neler 20 ilgili? Gram neyle ilgili? Variz. Nelere iyi gelir? Variz. Sirke. At kestanesi sirkesi. Aha. Variz, venöz yetmezlik, baldır ve bacaklarda oluşan ödem, kramp, kaşıntı. Bazı insanlar yürürken böyle ayağında kurşun varmış gibi ağırlık verir. Baldır, bacak böyle, evet, yerinden taşıyamaz. Sanki ayağında böyle bir metal parçası, hı hı, bağlıymış gibi. Zor gelir, merdiven çıkamaz. Neden? Çünkü toplar damar, hı hı, bacaklardaki kirli kanı toparlayamıyor. Vücudu arıtamıyor, temizleyemiyor. Evet. Bu nedenle kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Hı hı. Şimdi bir şöyle bir olay var. Bacak reflüsü diye bir olay var. Bacaklardaki bu çok yoğun toplar damarlardaki ve ventil şeklindeki kapakçıklar görevini yapamaması veyahut da damarlarda zafiyet nedeniyle sızdırma olursa kişi mesela gün içerisinde çalıştı çok yoğun tempoyla, evet, akşam evine geldi, o bacağı şişmiştir. 1-2 santim kalınlaşmış. Evet. Nereden anlarız, nasıl anlarız? Çorabın lastiği izi kalmışsa, çorabın lastiği iz yapmışsa, baktınız ki çorabınızın lastiği iz yapmaya başlamış. Bu o zaman de halk arasında falan şöyle de söyleniyor, işte bugün çok ayakta kaldım da bu yüzden bunları yaşadım gibi. Çok ayakta kalmakla ilgisi yok. Ayakta milyonlarca insan ayakta kalıyor. Herkes de mi oluyor? Olmuyor. Evet. Fakat bu çok yaygın bir rahatsızlık olduğu sistem için. Sistem bozukluğu o zaman bir şekilde, evet, değil mi? Sistem bozukluğu. Bacak reflüsü, evet, veya venöz reflüsü denir. Almanya'da 82 milyon, Almanya'nın nüfusu 10 milyon insanda var. Türkiye'de 7-8 milyon insanda. Hı hı. Almanya'da 1 milyon insanda çok ağır baldır ve bacaklarda, evet, kapanmayan yaralar oluşuyor. Zamanla iyileş tedavi edilmezse. Aa. Yani variz tedavi edilmezse yaraya dönüşüyor. Ülser oluşuyor. Kapanmayan, evet, yaralar. Zamanla, hemen değil. Beni tabii korkutuyorsunuz şu anda İbrahim Bey. Beni gerçekten ürkütüyorsunuz şu anda. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Hayır, kimseye korkutma niyetimiz, evet, yok. Evet. Çözümü burada. At kestanesi. Binlerce yıl, belki bin yıl bu yaşayabilir. Hiç problemsiz. Toprağı, suyu, iklim uygun olduğu zaman, çok yoğun, ne demek? Çok güçlü bir damarı var. Evet. Topraktan suyu çeker, alır, emer. Derin kökleri var. İşte bunun birleşiminde saponinler denen etken madde var. Bunun da alt türevi eskin denen bir madde içerir bu. Eskin kimyasal ilaçlardan 600 kat daha güçlü. Baldır ve bacaklar da oluşabilecek. Variz
venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu, bacaklarda oluşacak, baldırda oluşacak, ödem, kaşıntı vesaire gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki. Peki içilen mi, sürülen bir hazırlık mı bu? Tabii, onu da söyleyeyim tabii. Evet. Şimdi, çünkü şey dediniz ya hani 600 kat daha güçlü dediniz. Şimdi içilen bir şeyse onun mideye verebileceği ya da diğer sisteme verebileceği zarar aklıma geldi de ister istemez. Bunun birleşimindeki etken madde %3, %4. Çayı içilmez, acıdır. O zaman ne yapacağız? Destilasyonla elde edilen at kestanesinin ekstraktını kullanacağız. Kapsül şeklinde. Evet, mantıklı. Bir, etken maddeyi alıyoruz. Evet. İki, direkt etken maddeyi kapsülle veriyor. Daha etkili. At kestanesi forte. Bunu biz formülünü geliştirdik. At kestanesi. Evet. Bunu kullandığı zaman kişi, mesela ben bir ara çok yoğun bu tempoyla bu kitabı bitirmek için çalışırken günde 15-20 saat hiç dışarı çıkamaz hale gelmiştim. O zaman spor yapmadığım için hiç sporu falan bıraktık, unuttuk. Baldır ve bacaklarda bir ağrı, bir sızlama, bir kramp. Algınız falan hiç bozuldu mu peki? Günlerce kapalı ortamda kalmanın verdiği zorlukla hiç algıda kişi, böyle bir konuya durumlar odak, yaşadınız mı? Şimdi şöyle, bir insan yaptığı işi severek yaparsa o işe sürekli odaklandığı için bütün algısı açılır kapanmaz. Evet. Zevkle yaptığı bir işi. Fakat yaptığı işi sevmezse ona dünyaları bahşetsiniz, o işi yapmaz. Güzel. Yani severek, isteyerek yapıyorsa... Yok, siz bunu çok belli kişi, ediyorsunuz zaten. Yani adamış haliniz çok belli oluyor. Evet. Yani dünyada en büyük şifalı bitkiler arşivini oluşturdum. Dünyanın. Dünyanın. Doğaltedavi.org isimli bir sitem var. Bu sitede 9500 bitki fotoğrafı var. 9500 bitki fotoğrafı, bu bitkiler nerede yetişir, nasıl yetişir, özellikleri nedir vesaire vesaire. Evet. Dünyanın en büyük şifalı bitkiler arşivi. Türkiye'nin değil, dünyanın. Çok neden? Güzel. 12 yıl sürekli fotoğraf çektim. Kendim çektim. Onun araştırmalarını. Tabii böyle rastgele. Siz kendiniz yaptınız. Tabii mesela yani. Elinize fotoğraf makinesi alıp dağa taşa gidip fotoğraf çekmek değil. Evet. Gidersiniz çekersiniz. Biraz önce söyledim ya, Afrika yatırının 1050 türü var. Hangisini çekeceksiniz? Şifalı olanı bulacaksınız. Doğru bitkiyi ve doğru bitki çekeceksiniz. Evet. Yani yanlış bitki çektiniz, onu saymıyoruz. Doğru bitki. Tamam, doğru bitki. İşte siz doğru bitkiyi biliyorsunuz. Araştırmışsınız. Buna kendinizi hani bir görev adetmiş ve bir kitap yazmışsınız. Kolay değil bunlar. Tabii. Peki şimdi bizi izleyen, bizi dinleyen herkese hani şunu söylemek istiyorum bir kere. Gittik, atıyorum, bir kırgınlık yaşadık vücudumuzda ya da bir rahatsızlığımız var hakikaten. Biz bitkilerden hani bilgi almak istiyoruz. Bitkilerden biz hizmet almak istiyoruz. Bitkilerden şifa almak istiyoruz. Ama hangi bitkiyi nasıl alacağımızı ya da o bitkinin doğru bitki olup olmadığını biz nereden anlayacağız? Yani bunun bu kitapta 2250 reçete var. 2250. O zaman kitaba ulaşmamız lazım. Her hastalığa göre uygun reçete var. Evet. Aklınıza takılan her konuda. Her 2250. Güzel. Evet, 2250. Mesela ne? Hangi konuda? Hı. Mesela variz, venöz yetmezlik. Bu, biz çok güzel bir formül geliştirdik. At kestanesi. Evet. Ölmez diken, civan perçemi, çoban çantası, at kuyruğu otu gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formül bu. At evet. kestanesi forte. Çok özel. Mesela at kestanesi ile ilgili Heidelberg Üniversitesi variz, venöz yetmezlik ve huzursuz bacak sendromu olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmışlar. Hastaları iyileştirmişlerdir. Klinik araştırması var. Evet. Heidelberg Üniversitesi, Almanya'da. Evet. Yani bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Ben sadece burada birinden bahsettim.